Yani ayran ve yoğurt süte göre daha Daha sağlıklıdır diyorsunuz. sağlıklı, evet. Şimdi gece içilen süt, yani yaptığımız araştırmaya göre gece süt içirilen çocukların hastalanma oranı daha yüksek dediniz. Tabii. Zaten sütü aldığı zaman, yani süt yoğurda göre 7 kere daha fazla alerjendir. Yani mayalandığı zaman, yoğurt olduğu zaman süt alerjik özelliğini kaybediyor. Sütte bir tek protein var. Bu protein de özellikle işte yoğurtun sarımsı suyu vardır. Orada whey proteini şeklinde ve çift zincirli amino asitler içeren kıymetli bir protein oluyor. Yani biz yoğurt aldığımız zaman da tabii ki bu proteini alıyoruz. Yine yoğurttan da kalsiyum alamıyoruz. Ama bu proteini alıyoruz. Bir de yoğurt bizim demin söylediğim dost bakterilerin sayısını azaltıyor. Evet. Tabii kısa sürede yapılan kefir de aynı şekilde Evet. etki ediyor. Emin Bey, Avrupa ülkelerinde ve işte Amerika'daki süt üreten mandıralara bakıldığı zaman bu süt üretimi yapan kişilerin sütün daha doğrusu onların %95'inin sütü çiğ olarak tükettiği ile ilgili veriler var elimizde. Ama Türkiye'de tam aksi. Yani sokaktaki süt, çiğ süt, kötü süt, ambalajlı süt, pastörize edilmiş süt, iyi süt reklamı yapılıyor. Öte yandan sütün sizin ifade ettiğiniz gibi işte kemikleri beslediği, yani siz tam tersini söylüyorsunuz. Kişinin çocuğun boyunu uzattığı, hastalıklardan koruduğu reklamları sürekli reklamlarda insanların kafasına işlenmeye çalışılıyor ki birçok gıda ürünü reklamının da yasalara aykırı olduğu ve vaat ettiği özellikleri taşımadığı için bakanlık tarafından durdurulduğunu ve ceza verildiğini biliyoruz. Bunu merak edenler Sanayi Bakanlığı'nın sitesine girip bakabilirler. Eğer süt çiğ olarak veyahut da işte inekten sağıp kaynatarak içilmiş olsaydı, sizin dediğiniz gibi içilmesi besleyici olur muydu? Yoksa siz pastörize edilmiş, paketlenmiş sütleri de mi sıkıntı olduğunu söylüyorsunuz? Bunu 1930 yılında Francis Pottinger isimli bir araştırmacı araştırdı kediler üzerinde. 900 kediyi ikiye ayırdı. 450-450 bir tarafta. Bir gruba çiğ süt verdi aynı mandıradan. Diğer gruba da pastörize süt verdi. Pastörize süt alan kedilerde belli bir süre sonra insanlarda görülen hastalıklar, kemik zayıflığı, çeşitli kalp damar hastalıkları görünmeye başlandı. Ve bunlar yaklaşık 10 yıl içerisinde 4 nesilden sonra yaşayamadılar. Hepsi öldüler. Diğer taraftakiler sağlıklı yaşamaya devam ettiler. Yani pastörizasyon aslında sütü bozuyor. Bir de sizin söylediğiniz gibi UHT dediğimiz ultra high temperature yüksek ısıyla bozulan süt proteinleri yine çok çeşitli hastalıklara sebep oluyor. Aynı zamanda homojenizasyonla yani kaymaktan ayrılmayacak hale gelen süt homojenize edilmek için iki ton basınç altında yine molekül yapısı bozuluyor. Bundan yapılan sütler, böyle sütler ve bunlardan yapılan yoğurtlar ve çeşitli şekerlemeler konarak yapılan çocuklara sunulan gıdalar, işte günlük kalsiyumunu alır diye sunulan gıdalar aslında insan sağlığını çok tehdit eden, birçok yönden tehdit eden ajan oluyor. Yani zararlı maddeler oluyor. Şöyle bir kere şeker uygun bir gıda değil. Gıda da değil aslında. Ve bağırsak geçirgenliği arttıktan sonra sindirilmeyen bu proteinlere karşı vücudun yaptığı antikorlar daha sonra vücudun kendisini vuruyor. Mesela bizde de yaklaşık 35 bin MS'li hasta var. Genelde hanımlarda daha çok görülüyor bunlar. Bu multiple skleroz, bağırsak geçirgenliği arttığı için ve vücut kendi sinir sisteminin kılıfını vurarak hastalığı ortaya çıkarıyor. Bunların başlıca sebepleri işte sindirilmemiş proteinler, bağırsak geçirgeninin artması ve bu bağırsak geçirgenini arttıran gıdalardan birisi de süt ve Evet. sütün şekerlenmesi. Emin Bey, teşekkür ediyorum vermiş Teşekkür olduğunuz ederim. değerli bilgiler için. Hocam size de teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Evet değerli dostlar, süt için doğru bildiğimiz yanlışlar, kısa bir araştırma yaparsanız sütle ilgili, yani paketlenmiş süt ve pastörize edilmiş sütlerin aslında yarar değil zarar sağladığını görebilirsiniz. Hakikaten ciddi bir sıkıntı. Ben bu konuyu araştırmanızı dilerim. Gıda ile ilgili programlarımız ilerleyen haftaki programlarda da bu konu irdelenecek. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Her şey gönlünüze hak ediyoruz.